efendim. Hoş geldiniz. Bugün yapılan yarışmayı hayırlısıyla tamamladık ama bazı dallarda, bazı kuşlarda ikincilik, üçüncülük kupası veremedik. Şimdi bunu neden derseniz, kuşların tam vasfını oluşturmadığı için. Birinci seçtik, bazılarında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü seçtik ama bazı dallar, renklerde de sadece birinci seçebildik. İkincilik ve üçüncülük kupası veremedik. Bunlar da vasfı karşılayamadığı için. Şimdi biz bunlara ikincilik, üçüncülük kupası verseydik eğer, bu sefer yeni yetiştirici arkadaşlar kalkıp diyeceklerdi ki ya bu kuş ikinci. İleride de yani herhangi bir durumda da başka bir kuş aynı şekilde seçildiği zaman ya da seçilmediği zaman bize hesap sorarlardı. O yüzden illaki önemli olan kupa vermek değildir. Güzelini seçmektir. Görsel olarak bu sene elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki sene zaten 4 özelliğiyle beraber kategoriye girecek kuşlar. Zaten şu anda 3000 künye dağıtıldı. Allah'ın izniyle önümüzdeki sene de bayağı bir yoğun katılım olacağına inanıyoruz. Bu sene fazla bir katılımımız yoktu. Görsel olarak son yarışmamızı yaptık ve 4 özellik olarak önümüzdeki sene inşallah en iyi şekilde daha da yarışmaları yaptıkça en iyiye ulaşacağız. Kimse gücenmesin, darılmasın. Bu bir yarışma. Ama şimdi vasıflı olmayan kuşa da ben ikincilik ya da İskender abi ya da biz hakemler olarak ikincilik, üçüncülük verirsek bu sefer ne olur? Yeni yetiştirici arkadaşlar bunu değerli görür. Yani kuşların sahipleri zaten hatalarını kendileri biliyordur. Diyebileceğim bu. Bugün hayırlısıyla bunu bitirdik. Herkese teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki sene 4 özelliğiyle bütün azmanlarımızı, Denizli yerli azmanını hak ettiği yere getireceğiz. Teşekkür ederim. Ben bir şey eklemek istiyorum Şükrü kardeşime. Geçen yıl dağıtılan künye sayısı azdı. Dolayısıyla yarışmaya katılım sayısı da az oldu. Fakat bu yıl şimdiden yaklaşık 3500 civarında künye dağıldı. Bunun 3000'i dağıldı. Önümüzdeki yıl çok daha hareketli olacağı benziyor. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha güzel kuşlar görürüz. Sizlere daha güzel örnekler sunmuş oluruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Ayrıca kuşlarımızın sağlığıyla ilgili bir çalışmamız oldu Türkay Bey'le. Kendisi Denizli Veterinerliği sahibi, veteriner hekim, veteriner hekimler odası başkanı. İhtiyacımız olan bütün aşıları temin etti. Bu yönüyle aşı ihtiyacı olan arkadaşların ya bizimle ya da Türkay Bey'le irtibata geçmesi yeterli. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben de bir güvercin yetiştiricisi oldum da yıllardır sadece veba aşısı buluruz, diğer aşıları bulamazdık. Artık veba, salmonella, genç kuş hastalığı, çiçek ve bu aşıların hiçbiri tavuk aşısı değil artık. Sadece güvercin aşısı. Ve düşük dozlarda yani 50'şerli dozlarda temin yoluna gittik. Ne yazık ki yerli aşılarımız yok bu konuda. Yine ithal aşılar. Ama en azından kuşları sağlığına koruyabilmek adına bunları temin ettik. İlerleyen şu 15 gün içinde stokların hepsi gelmiş olacak. İskender Bey'le ya da benle irtibata geçtiğinizde elimizden gelen yardımı hepsini göstereceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
katılan kuşlar ve derece alan kuşlar hakkında birkaç bilgi vereceğim ve sonra dereceye giren arkadaşlara açıklayacağım. Azman Irk Güzellik Yarışması'nda karakuyruk kategorisine 5 adet kuş gelmiş, 5 adet kuş dereceye girmiş. Burada istenilen azmanın orijinal standartlarına göre yarışma yapıldı. Standartları yakalayamayanlar, kuşları tam oturmamış 2 yaş özellikleri tam oturmamış kuşlar dereceye alınmadı. Bu da gelecek olan nesillere veyahut da diğer yapılacak olan yarışmaya biraz daha bu kuşun iyi olup olmadığını anlatmak amacıyla yapılmıştı. Yine aynı şekilde beyaz yarışmasına 8, beyaz kategorisine 8 kuş gelmiş. 4 tanesi dereceye girmiş. Cıva kategorisine 2 kuş gelmiş. 1 tanesi dereceye girebilmiş. Beyaz dişi kategorisine, beyaz dişi kategorisine 7 kuş gelmiş. 2 kuş dereceye girmiş. Karakuyruk kategorisine hiçbir tane dişi kategoriye girememiş. Yarışmanın derece bölümüne girememiş. Aynı şekilde cıva kategorisine gelen kuşumuz da dereceye girememiş. Hemen başlıyorum buradan karakuyruk kategorisinin 5.sini açıklamaya. 5.si Adem Benzeyen. Kendisini tebrik ediyoruz. 4.sü Azman Irk Güzellik Yarışması erkek kategorisinin, karakuyruk erkek kategorisinin 4.sü Seven Şahal. Tamam, söyleyeyim. Azman erkek kategorisinin 3.sü 26-20 künye numarasıyla Adem Benzeyen. Karakuyruk erkek bölümünün 2.si 33-11 numarasıyla Mustafa Yazıcı. Evet, geldik şampiyona. Burada bulunan kuşların en iyisiydi. Kendi içerisinde en iyisiydi. Yine genç yetiştiricilerimizden 24-26 künye numarasıyla Fatih Aybay. Dereceye giren bu 5 arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi geçelim süt beyaz kategorisi erkek. Burada 8 kuş katılmış, biraz önce söylediğim gibi 4 kuş derece almış. Beyaz erkek kategorisinin 4.sünü açıklıyorum. 24-22 numaralı dünya numarasıyla Fatih Aybay. 3.sünü açıklıyorum. 36-68 künye numarasıyla Özgür Türemen. Yine aynı kategoride, beyaz erkek kategorisinde ikinciliğe hak kazanan 24-29 künye numarasıyla Fatih Aybay. Geldik şampiyona. 8 kuşun mücadele ettiği ve bu 8 kuş içinden en basitli, standartlara en uygun olan kuş, daha doğrusu en yakın olan kuş diyelim. 36-97 künye numarasıyla Özgür Türemen. Cıba kategorisi erkek. Bu bölümümüze fazla kuş gelmedi. Fazla kuş gelmedi. 2 kuş geldi. Bir tanesi vasıflara yakın, vasıfları daha güzel, orijinal vasfı daha güzel olduğu için diğer kuşların ona nazaran biraz daha oturması gerektiği, biraz daha çalışılması gerektiği için bir kuşa derece verildi. Burada yarışmaya biz 2 kuş getirdik. Neden bir tanesi derece aldı, neden bir tanesi derece almadı diye herhangi bir unsur oluşmasın fikirlerde. Burada en iyileri seçmek için, sadece kupa vermek için bir yarışma yapılmadı. Burada yapılan yarışma tamamen Denizli azmanının orijinal vasıflarını ileriki nesillere aktarmak ve yetiştiricilere yön çizmek amacıyla yapılan bir yarışmadır. O yüzden sadece bir kuşumuza derece verildi. 34-50 künye numaralı Serkan Yıldırım birinci olmuştur. Evet, gelelim dişi kategorisine. Dişi kategorisinde
cıbalarda, beyazlarda ve karakuyruk olarak 3 tane kategori açmıştık dişileri bölümünde. Burada kara cıba, gök cıba yani cıba kategorisinde kuşumuza derece veremedik. Bir kuşumuz katıldı dişi bölümünde. O kuşumuza derece veremedik. Yine aynı şekilde karakuyrukta 4 veya 5 tane dişi olması lazım. Dişi katıldı. Yine istenilen standartlar, istenilen çerçeveler içinde olmadıkları için tabi burada bunları söylerken kuşlarınızın kötü olduğunu imaj sergilemiyoruz veyahut da kötü olduğunu ima etmiyoruz. Sadece istenilen vasıflara biraz daha zamanı olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Sadece beyaz kategorisinden 2 tane dişimize derece verildi. Birincilik ve ikincilik ödülü aldılar. Onun haricindeki dişilerimize derece veremedik. Hemen bu kuşlarımızı söyleyelim. Beyaz kategorisi 2020 Azman Irk Güzellik Yarışması'nın beyaz dişi kategorisi ikincisi 24-18 künye numarası ile Fatih Aybay. Yine aynı şekilde şampiyon dişilerin, beyaz dişilerin şampiyonu 24-30 künyesi ile Fatih Aybay. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buraya yarışmaya kuş getirebilmek Serkan abinin dediği gibi bedeni bir cesarettir. Sağ olsun hakemlerimiz de çok güzel şekilde kuşlarımızı yorumladılar, incelediler. Gerekirse kafesten aldılar, tekrar koydular, tekrar üzerinde durdular. Sizlere bu dereceyi ortaya çıkardılar. Katılan arkadaşlara ve buraya bizlerle beraber olan tüm yetiştiricilere teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. 2021 sezonunda görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, dereceye giren kuş sahipleri, kuşlarınızdan satılık olan var mı? Dereceye giren kuşlardan satılık olan var mı? Fatih Bey, satmıyorsunuz. Adem Bey, Özgür Bey. Yok. Tamam, o zaman bu demek oluyor ki kuşlarımız, dereceye giren kuşlarımız. Seven Bey, yok. Kuşlarımız satılık değil. O zaman katalım bir duyurusunu yapıyorum. Arkadaşlar, haftaya değil, 2 hafta sonra katal, biliyorsunuz denizimizin 4 nadide ırkından bir tanesi olan katal güvercinimizin 2020 ırk güzellik yarışması yapılacak. Şu anda hepinize duyuru yapmış olalım. İki hafta sonra yine aynı yerde, aynı günde, aynı saatte burada inşallah hep beraber katal ırk güzellik yarışmasını yapacağız. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşınıza haber ediniz. Kendiniz varsa buyurun geliniz. Yine aynı şekilde aynı atmosferle karşılaşacağınızdan emin olun. Onları biraz abi müsaade de verin. Bombalayı çekelim. Evet arkadaşlar, çift çekiliş yapacağız. Gel bakalım Asya. Tamam çek abi. Bombala bir yazı. Gel. 41. 99. Ya. Benim miydi numaram? Çok iyi. Abi kafes gelince.